Merhaba dostlar. Bu videoda Digital Write fonksiyonuna bakacağız. Digital Write fonksiyonu nedir, ne işe yarar? Kısaca şöyle, dijital çıkış olarak belirlediğimiz bir pinin çıkış seviyesini belirleyeceğiz. Yani bu pin 5 voltta mı olacak yoksa 0 voltta mı olacak? Bu fonksiyon bunu ayarlıyor. Yine Arduino referanstan buna bir bakalım. Bu arada bunlar fonksiyon isimleri küçük harf büyük harf duyarlıdır. Ona göre yazmak gerekiyor bunu. Şu W'yu büyük yazmanız gerekiyor. Tanımında şey demiş. Bir tane dijital pinin üzerine yüksek ya da düşük yazarım demiş. Yüksek ya da düşükten kastı nedir? Kartınızın çalışma voltajı kaç voltsa, atıyorum 5 voltluk bir kart kullanıyorsanız o pini 5 volt yapar. Ya da 3.3 voltluk bir kart kullanıyorsanız high yazdığınızda o pini 3.3 volt yapar. Bu high için geçerli. Low için de kartınızın zero noktası yani ground noktasına çeker 0 volt alır. Bu bütün kartlarda aynıdır. Hepsinde 3.3 de olsa, 1.8 de olsa, 5 volt da olsa bir pine low değerini yazdığınız zaman o pini ground yapmış olursunuz. O pini 0 volta çekmiş olursunuz. Normal şartlar altında digital write fonksiyonu eğer bir pin çıkış olarak ayarlanmışsa kullanılıyor. Peki biz bunu input olarak ayarlamışsak, giriş olarak ayarlamışsak ve kullanırsak ne oluyor? Sadece input olarak ayarlamışsak bu durum söz konusu. Digital write ile high yazarsak bu pine, daha önceki videoda bahsetmiştim. Input pull up durumu da vardı pinler için. Onu aktif etmiş olursunuz. Eğer low yaparsanız da input pull up'ı disable etmiş olursunuz. Burada böyle bir handikap durumu söz konusu. Eğer ki pin modla daha önce set etmediğiniz, yani çıkış olarak, giriş olarak ayarlamadığınız veya herhangi bir parametre belirlemediğiniz bir pin için digital write kullanacak olursanız da burada yüksek empedanslı bir pine sahip olursunuz. Dolayısıyla atıyorum bir led bağlıysa buraya, bu led çok sönük bir şekilde, kararsız bir şekilde yanacaktır. Söz diziminde şu şekilde, digital write yazdıktan sonra bizden bir pin numarası istiyor. Bu kartın üstünde yazan pin numaralarından herhangi bir tanesini, hangisini kullanacaksak onu buraya yazıyoruz. Buraya da value'sunu yazıyoruz. Value dediğimiz şey high ya da low olabilir. Bu high yerine 1, low yerine 0 da yazabilirsiniz. Bu da çalışmasını engellemeyecektir. Fonksiyon herhangi bir geri dönüş yapmamaktadır. Yani herhangi bir şey eşitleyip bu fonksiyondan bir değer alamıyoruz. Void gibi çalışıyor yani. Şöyle bir kod kısmında bakacak olursak, öncelikle pin modla yine LED'in olduğu pini seçelim ve bunu çıkış olarak ayarlayalım. Bunu yaptıktan sonra da digital write yazarak yine 13 yazıyoruz. Hangi pine değer ataması yapacaksak, hangi pine yazma yapacaksak, hangi pinin voltaj seviyesini değiştireceksek o pini yazıyoruz buraya. Buraya da seviyesini yazıyoruz. Burada high kabul. High 5 volt verir dediğim gibi. Low kabul. 1 ya da 0 da kabul. 1 de yine high ile aynı şeyi yapar. 0'da da low ile aynı şeyi yapar. Bunun bir pratik örneğine şeyden bakalım. Tinkercad'den. Bir real life example yapmaktansa orada bir devre hazırlayıp bakalım. Bu Tinkercad Autodesk'in bir çalışması. Elinizde Arduino'nuz yoksa da burada Arduino ile ilgili tasarımlar yapabilirsiniz. Elektronikle ilgili bazı tasarımlar yapabilirsiniz. Yeni devre oluştur diyorum ben buradan. Burada Arduino unumuz var. Bir tane Arduino unu alalım buraya. Bir tane led alalım buraya. Sarı olsun. Sarısı da çok güzel değilmiş ama. Yeşil olsun. Şu ucu anot ucu. Fiziksel dünyada da bu uç biraz uzun yapılıyor. Eğer yeni bir led almışsanız. Uzun ucu. Led'in artı ucu. Ledlerin bağlanma yönü önemli. Bu araya bir tane led'in akımını sınırlamak için direnç koyuyoruz. Bu direncin
Arduino'da kullanırken ortalama olarak 330 ohm gibi seçebilirsiniz. Bunun nasıl hesaplanacağı ile alakalı bir video çekmiştim. Merak edenler oradan da bakabilirler. Nasıl hesaplandığına dair. Şuradan yollarımız var. Bir tane siyah yol seçelim. Ground'a bağlayalım katodunu. Anodunda kırmızı bir renkle şuraya 13 numaralı pine bağlamış olalım. Aynı zamanda buradaki LED'i de kontrol ediyor olacak. Kod kısmını açalım. Bloktan çıkıp metin kısmına geçiyoruz. Devam et diyoruz. Burada zaten ayarlamışlar bunu. Şu pin mod LED bulletin daha önceden tanımlanmış. Üzerindeki LED pinini referans alan bir isim bu. Biz yine 13 olarak yazalım. Bunun ne olduğunu bilmediğimizi varsayalım şu an için. Şurada da 13 yazıyoruz. Şurada da 13 yazıyoruz. Delay fonksiyonu programa, koda bir gecikme ekliyor. Milisaniye cinsinden içine değer alır. 1000 milisaniyede 1 saniyelik bir bekleme sağlamış olacak bize. 500 yaparsak, şunu da 500 yaparsak 1 saniyede yanıp sönecektir bu LED. Simülasyonu başlat deyip bunu başlatıyoruz. Gördüğünüz üzere böyle LED'imiz yanıyor. Pin modu kaldıralım. Bir pin mod demediğimizi düşünelim. Bununla alakalı bir şey demişti bize. Şöyle gördüğünüz gibi çok kısık bir şekilde, kararsız bir şekilde yanıyor bu arkadaş. Bir de input olarak ayarlarsanız pull up'ını açar demişti galiba. Onda da yine dimi zayıf bir şekilde çalışmaya çalışıyor. Tekrar output yapalım. Şu anda beklentimizi karşılayacak şekilde çalışıyor. Şu an kontrol ettiğimiz pin 13. pin. Bu bağlantıyı tam tersi de yapabilirdik. Yani şöyle simülasyonu durdur. Kodumuzu kapatalım. Bağlantılarımızı silelim buradan. Biz bu LED'in şöyle anodunu alsaydık buradan bunu 5 volta bağlasaydık katodunu da alsaydık pin 13'e bağlasaydık. Aslında LED'lerin ikisini birden buraya ekleyip bunu daha güzel bence görebiliriz. Şöyle taşıyalım bunu. Bir LED daha ekleyelim. O da kırmızı olsun. Ona da bir direnç ekleyelim. Şöyle katodunu böyle bir dolaştırıp ground'a bağladım. Anodunu da aldım. 13. pine bağladım. Şimdi bu durumda beklentimiz şu olacak. Biz 13. pine yüksek yazdığımız zaman şöyle biraz daha kısıyorum. Kısamıyorum. O zaman kapatıyorum. 13. pine yüksek yazdığımız zaman bu LED ground'unu buradan alıyor. Şunun üzerinden de yüksek yazdığımız için şuradan 5 voltunu alıp bu LED yanacak. Bu LED buradan 5 volt alıyor. Buradan da 5 volt aldığı için üzerinde bir potansiyel fark oluşmayacağı için yanmayacaktır. Bu düşüğe geldiği zaman yani 0 volta geldiği zaman 5 voltu da buradan alıyor. O zaman yeşil LED'imiz yanacak ve kırmızı LED'imiz yanmayacak. Dolayısıyla burada flip flop gibi bir şey çalışmış olacak. Şunun direncini de değiştirmeyi unuttuk. Bunu da 330 ohm yapalım. İkisi de hemen hemen aynı parlaklıklarda yanıyor olsunlar. Gördüğünüz
Gördüğünüz gibi durum böyle. Bu da şimdi elektronikle alakalı da küçük bir bilgi vermiş olayım ben. Bu iki bağlantı şekli nedir? Bunlar neden birbirinden farklı ya da bunların bir ismi var mı gibi? Bir kontrol devresini, bu mikro denetleyici olabilir ya da herhangi bir kontrol devresi olabilir. Sizin kontrol ettiğiniz ucun besleme kaynağı olarak Arduino'yu kullandığınız zaman, yani 13 numaralı pini biz 5 volt verdiğimizde yanan şu sistemdeki durumun adına current sourcing deniyor. Aynı şekilde diğeri için de kaynağın dışarıdan alındığı ama ground'un kontrolcü üzerinden verildiği devre türüne de current sinking deniyor. Bu iki durum bu şekilde birbirinden ayrılıyor. Bunu da böylece bir bilgi olarak, kısa bir bilgi olarak söylemiş olalım. Digital Write ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten çok detaylı bir fonksiyon değil. Sadece bir pinin state'ini, durumunu değiştiriyor. Onun dışında başka da bir şey yok. Yine kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.